Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere közlenmiş patlıcanla ve misket köfteyle çok güzel bir akşam yemeği hazırlayacağım. Dilerseniz yapımına geçiyorum. Malzemelerimizi tek tek saymayacağım arkadaşlar. Koydukça, ilave ettikçe miktarını söyleyeceğim. Videomun alt kısmına da hepsini tek tek yazacağım. Şimdi patlıcanımızı şöyle birkaç tane delik açalım. Közlerken patlamasın. Bıçakla şöyle 1-2 tane 2-3 tane delmemiz yeterli. Şimdi ocağı arıyorum. Patlıcanlarımı közleyerek başlıyorum. Patlıcanlarımı ocağıma aldım. Ara ara çevire çevire pişireceğim. Kabıma 1 su bardağı ince bulguru alıyorum. Üzerinden 1 su bardağı sıcak su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapakla kapatıp bulgurum şişene kadar bekliyorum. Közlenen patlıcanlarımı streç ile üzerini kapatıyorum. Daha kolay soyulsun. Köftemizi yoğurana kadar bu şekilde bekletiyorum. Bulgurumuz güzelce şişti. Şöyle öncelikle bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı üzerinde un ekliyorum. Şöyle yapalım. Bir tane yumurta. Kırmızı biber ilave ediyorum. Baharatlarını isteğe göre koyabilirsiniz arkadaşlar. Birer çay kaşığı, yarımşar çay kaşığı, dilediğiniz kadar. Pul biber ekliyorum. Karabiber ekledim. Birazcık kimyon. Biz biraz baharatlı seviyoruz. Baharatlarını biraz canlı koyuyorum. İsterseniz azaltabilirsiniz. Şimdi köftemizi bir güzel yoğuralım. Yanımıza su koyalım. Gerektikçe içine ilave edelim. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle 2 çay kaşığı kadar elime su döküyorum. Dediğim gibi gerektikçe su ilave edin. Köftemi tam 4-5 dakika yoğurdum arkadaşlar. Güzelce toplandı. Şöyle toplayalım bir araya. Şimdi köftemizi yuvarlamaya geçelim. Şöyle kaseyle suyu koyalım yanımıza. Elimizi bandıralım. Böyle parçalar kopartalım. Bilen arkadaşlarımız biliyor. Bilmeyenler için tekrar tekrar anlatayım diyorum arkadaşlar. Bu şekilde parmağımızın ucuyla önce bir sıktıralım. Suyun içinde dağılmaması için. Sonra bu şekilde elimizle misket büyüklüğünde, misketten biraz daha büyük, İsteğe göre büyük küçük yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bütün köftelerimizi yuvarlayıp hazırlayalım. Kanalımda patatesli olanı da var arkadaşlar. O da çok lezzetli oluyor. Kanalımı ziyaret edip onlardan da yapabilirsiniz. Çok güzel tariflerim var. Pratik tarifler. Onlara da bakabilirsiniz. Bütün köftelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Hazırladığım köftelerimi kenara alıyorum. Patlıcanlarımı soymaya geçiyorum. Patlıcanlarımız köfteleri haşlarken soğusun güzelce kenarda. Soyduğum patlıcanları bu şekilde bıçakla ince ince doğrayalım. Patlıcanlarımız soğurken köftelerimizi haşlamaya geçiyorum. Kaynayan suyumuzun içine köftelerimizi ilave edelim. Şöyle bir kere karıştıralım, haşlamaya bırakalım. 3 diş sarımsak hazırladım. 1 kase yoğurdumun üzerinde rendeliyorum. Bir çay kaşığı
Tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Köftelerimi 4 dakika haşladım. 4 dakikadan sonra bu şekilde süzdüre süzdüre çıkartalım. Gördüğünüz gibi ne dağılma ne patlama çatlama var arkadaşlar. Çok güzel bir köfte oldu. Köftemin sosunu hazırlamak için yarım çay bardağı sıvı yağını tavama alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu biber salçası ilave ediyorum. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 2 dakika salçamın kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi köfteleri içine ilave ediyorum. Yavaş yavaş patladık. Karıştıralım. 1-2 dakika köfteleriyle birlikte kavuralım. Köftemi 2 dakika kavurdum arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum. Hazırladığımız patlıcanı böyle çukur bir kaseye alalım. Üzerinden hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu ilave edelim. Sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce karıştıralım. Bu şekilde servis tabağı ayarlayalım. Kaşıkla hafiften şöyle yarayalım. Üzerine köfteleri koyacağız. Hazırladığımız köftelerimizi üzerinden ilave edelim. Köftelerimizi de koyduktan sonra üzerinden ince doğranmış maydanoz serpiştirelim. Birazcık yeşil soğan. Şöyle renklendirelim yemeğimizi. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Deneyen arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Çok lezzetli görünüyor. Hem maliyeti çok ucuz. Evimizdeki olan malzemelerle hazırlayabiliriz. Şöyle de göstereyim. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.